Herkese merhabalar. Olağanüstü bir durum gerçekleşti satranç dünyasında ve Carlsen Hans Niemann'a kaybettikten sonra Sinquefield kupasını terk etti. Evet, 3. turdan sonra Carlsen Mamedyarov ile olan oyununa çıkmadı ve turnuvayı terk ettiğini ilan etti. Peki neden terk etti? Twitter'da şöyle bir yorum var. Turnuvadan ayrılıyorum. Her zaman turnuvada, Sinquefield turnuvasında kupasını oynamaktan keyif aldım ve ileride de yer almayı umuyorum. Ve şu videoyu ekledi. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Evet, Carlsen nasıl bir mesaj vermek istedi? Söylemek istedikleri var ama söyleyemiyor. Şüpheleri var ama somut kanıtları yok. Carlsen konuşmadı ama üst düzey satranççı Nakamura ve yayıncı Nakamura Hans Niemann'ı çok fena eleştirdi. Öncelikle eleştirilerine şundan başladı. Nakamura'nın söylediğine göre genç Hans Niemann chess.com sitesinde hile yaptığı için 2 defa ceza almış. Evet, hile yaptığı için 2 defa ceza almış. Peki bu normal hayatta da hile yapacağı anlamına gelir mi, gelmez mi? Takdir size kalmış durumda. Ama gelelim şüphe yaratan konulara. Nakamura anlatıyor. Şu konumdan bahsediyordu Nakamura. Nakamura tek tek oyun sonrasında yapılan röportajları verdi ve yorumladı. Her yorumunda şüphelerini dile getirdi. Hans Niemann dün 2800'lük Ali Rıza ile oynadı ve adeta Ali Rıza'yı perişan etti. Peki kim bu Hans Niemann? Nereden çıktı? 1,5 sene önce 2480 civarında bir Elo'ya sahipti ve inanılmaz bir hızla 2680'e yükseldi. Bu kadar hızlı yükselen bir oyuncu görmediğini söylüyor Nakamura. Biz de görmedik. Bakalım yükselişi devam edecek mi? Yükselecek gibi, çünkü ilk turda Leon Aronian'ı yeniyordu, beraber oldu. 2. turda Şehriyar'ı yendi. 3. turda Magnus Carlsen'i yendi. Ama ne yeniş? Yani Nakamura'nın da ifadelerine göre Carlsen hiç böyle ezilerek kaybetmemişti. Beyaz taşlarla oyun sonunda resmen ezildi Hans Niemann'a karşı ve 4. turda da Ali Rıza ile böyle bir konum geldi. Hans Niemann beyaz, Ali Rıza siyah. Burada Hans Niemann çok az düşünerek, pardon, önce bu hamleyi yaptı, ebe sürdü, attı diye. Şu anda görüyorsunuz atı istekte çok az düşünerek bir anda atını boşa bıraktı. Evet, at boşta. Ali Rıza düşündü almaya korktu. Daha sonra yapılan analizlerde basın odasında büyük usta Ramirez analiz ediyor. Hans Niemann'ı getirdiler. Oyun berabere bitti ama onu da gösterelim. Alengirli bir berabere. Burada basın odasında aynen böyle lichess ekranı açıldı. Ama tek farkla genelde bu analizler yapılırken hep analiz motoru açık olur. Ramirez bu sefer Hans Niemann yanına geldiğinde analiz motorunu kapattı. Açık tutmadı. Ve dedi ki vezir G3 hamlesi, bu at fedası bizi büyük şaşkınlığa uğrattı. Nasıl yapabildin bu hamleyi? Neleri hesapladın? Hans Niemann ya ne var ki dedi. Alınca işte flash 6 yapıyorum. Ramirez bir anda ciddileşti. Peki G6'ya ne var? İşte burada varyantları göstermeme gerek yok ki dedi Hans Niemann. İşte yani var işte bir şeyler. Ramirez biraz sıkıştırmaya başladı. Ne var diye sıkıştırmaya başladı. Bunun üzerine bir takım hamleler vermeye çalıştı Hans Niemann. Fil G5 oynarım dedi. Pardon, F4 oynarım dedi. F4 oynarım dedi. Ramirez tüm ciddiyetiyle düşündü ki Ramirez de 2600'lük bir oyuncu. Vezir E7 oynadı. Bu arada Nakamura da yorumluyor bu her türlü hareketin iki tarafında. Vezir E7'ye fil G5 gelirim dedi. Ramirez dikkatiyle düşünürken, tüm dikkatiyle, Nakamura arka planda vezir C5 fil D8 diye söylüyordu. Ramirez soğukkanlı bir şekilde vezir C5 oynarım, fil D8 yaparım dedi. Hans Niemann öyle kala kaldı ve sonra lafları eveleyip gevelemeye başladı. İşte orada belli, tahtaya 2 bölündü, saldırı var, herkes bunu bilir vesaire, ne var ki işte çok kolay falan dedi. Gelelim gelelim. Bu konumla ilgili Ali Rıza'ya sorduğunda, Ali Rıza'ya dedi ki Ramirez, sonradan o geldi basın odasına. Ali Rıza, niye burada atı almadın? Çılgınca bir şey dedi. Rakibim çok az düşünerek dedi, 2-3 dakika düşünerek dedi, atı bırak dedi. Ve baktım atı alınca ne olduğunu göremedim. Ramirez tabii ki sordu. Peki neden almadın atı da şah 8 oynadın? Rakibe güvendim dedi. Ama sen biliyoruz ki yıldırımlarda, hızlı satrançta, ağır partta rakip materyal feda edince düşünmeden alırsın. Burada niye almadın diye sıkıştırınca Ali Rıza böyle imalı gülerek işte rakibe güvendim, beraberlik, maça devam etmek istedim dedi. Bilgisayarın, yanlış tahmin etmediniz, bilgisayarın bu durumda önerdiği hamle vezir G3. Oyun beraberliğe gidiyor ama devamında öyle zor bir atak var ki vezir G3, DC4'ten sonra flash 6 varmış, G6. Ali Rıza'nın yorumlarını hatırlıyorum. Burada yani bir insan mat atağı olmadan, ya H4'de Ali Rıza söyledi işin doğrusu. Hans Niemann söylemedi. Ya H4 olabilir diye düşünmüş ama Ali Rıza'nın yorumu bir insan mat saldırısı olmadan nasıl böyle bir feda yapabilir şeklindeydi. Şaşkınlık ve dehşet içindeydi. Sonrasına gidersek buna benzer durumlar var. Ramirez sürekli sıkıştırmaya çalıştı Niman'ı. Niemann olabildiğince cevap verdi. Nakamura'nın yorumları, bu adam 2700'lük yorum yapmıyor, 2500-2600'lük yorumlar yapıyor, bu ne biçim analizler şeklinde değerlendirmesiydi Nakamura'nın gidişatındaki yorumları. Elbette masumiyet karinesi var ve aksi kanıtlanmadıkça herkes masumdur. Ama burada sorun şu elbette, böyle büyük bir organizasyon yapıyorsunuz ve insanların aklına şüpheler geliyor. Bu şüpheleri ortadan kaldıracak elinizde teknoloji, önlemler yok mu? Bu konu tartışılmaya devam ediliyor. Peki şöyle biraz şeytanın avukatlığını yapalım. Eğer birisi hile yapıyor olsa bunun yöntemi ne olabilir? Zamanında yapıldı. Bir işbirlikçi bulursunuz. Siz zaten iyi bir satranççısınız belli bir seviyede. İşbirlikçinin size bir sinyal vermesi yeterli. Satrançta elinizin altında çok kuvvetli programlar var. Bir cep telefonuyla bile en kuvvetli hamleyi bulabiliyorsunuz. O açıdan sorun değil. Mesele hamleyi nasıl iletmek. Şunu düşünün. 2 hareketli hamleyi söylüyorsunuz. Taşın hangi taşla oynayacağı ile ilgili aranızda işbirlikçi ile ilgili bir anlaşma olsun. Örneğin işbirlikçi salonun belli bir yerinde duruyorsa, belli bir masayı izleyerek duruyorsa o at olsun. Her bölge için ima edilen bir taş olsun. Böylece hangi taşla oynamanız gerektiğini bilirsiniz. Geriye kaldı 8 harf. 8 harften birisini ifade ettiğiniz zaman kale E dediğinizde zaten hamleler sınırlıdır. Fil F dediğinizde filin F4'e gideceği bellidir. Zaten iyi bir oyuncuysanız 2 seçenek varsa bir diğerinin saçma olduğunu keşfedersiniz. Hatta 2500'ün üzerindeyseniz hani şu el ve beyin oyunu vardır ya, yanınızdaki usta oyuncu size taşın ismini söyler. Siz de o taşla iyi hamleyi bulursunuz. Kuvvetli bir oyuncuya, hele 2500'ün üzerindeki bir oyuncuya şu taşla oyna dediğiniz zaman büyük bir avantaj olur. Dolayısıyla hadi buna indirgeyelim. Sadece taşın ismini versin. Ne kadar değişir değil mi? Diğer varyantları elimine edersiniz. Sadece o taşa odaklanırsınız. Muazzam bir avantaj. Peki bunu neden yapsın? Öncelikle ben hile yapacak olsam veya herhangi birisi hile yapacak olsa bilgisayarın en iyi hamlesini, önerdiği birinci hamleyi yapmak istemezsiniz. Çünkü bu çok dikkat çekici olur. Ama operatör biraz akıllıysa konumu kötüleştirmeyen ikinci, üçüncü hamleyi de önerebilir. Böylece sürekli bilgisayar hamlesi yapıyor ithamından kurtulursunuz. Peki başka ne yapılabilir? Diğer bir sorun, hamle size geldiğinde tahtada düşünüyormuş gibi yapabilmek. Çok zor olsa gerek. Yani hamleyi biliyorsunuz. Vakit geçirmek için tahtaya boş boş bakıyorsunuz. O zaman şöyle yapalım. Kuvvetli oyuncuya sadece hangi taşla oynayacağını söyleyelim. Bu en iyi hamlede olmasın ama çok güçlü bir hamle olsun. Ve oyuncu oyun esnasında onu da analiz etsin. Ne bileyim 2500'lük oyuncuysa hangi taşla oynayacağı söylendiğinde onu da rahatlıkla bulabilir. Rastlantı diyelim. Niemann'ın şu oyununa bakalım. Evet, Niemann son 1,5 yılda çok nadir oyun kaybetmiş. Çok nadir oyun. Burada siyahlarla oynuyor. Diyeceksiniz ki bilgisayardan yardım alıyorsa bu adam oyun kaybetmemeli. Merak etmeyin, zaten kaybetmemiş. Yani bu rastlantı olsa gerek. Burada şimdi böyle bir konum oluyor. Atalır F7 fedası var. Şah F7'ye fil alır A8 yapacak. Kale A8'e D7'deki fil boşta kalacak. Şimdi burada bilgisayarın önerdiği hamle ekrandan görüyorsunuz. Fil C6. Vay, zor bir hamle. Çünkü fil C6'ya kale D1, kale D1, vezir C2 bu çifte tehdide eşit oluyor. Şimdi gösterince belki kolay gelebilir ama bunu Büyük Usta Mert Erdoğdu'ya da sorduğumda burada benim de aklıma fil A4 gelir demişti. Gerçekten fil A4 oynuyor ama çok kötü bir hamle. Yani fille oynanıyor ama fil A4 kötü. Doğrusu zor olan fil C6 hamlesi. Bu oyunu böyle kaybetmiş. Devam ettirelim. Böyle alınmış. Gelmiş. Burada şimdi yine bir fil hamlesi yapılmalı. Hamle en doğru hamle. Tamam, durum tatsız ama en doğru hamle fil E8. Burada hiç anlamadığım biçimde Niemann yine tökezlemiş. Fil C6 yapmış. Fille bir hamle ama E8 yerine C6. Pat diye at E5 var. Allah Allah, bir insan bunu görmez mi? Al terk. Çünkü vezir C6'ya fil H4 şah var. Şah D7 yaparsa kale D1'le zaten vezir kale male gidiyor. Her şey dökülüyor. Peki rastlantı diyelim buna. Gelelim Ankara'ya. Ankara'da Vahap Şanal biliyorsunuz, belki de bilmiyorsunuz, Niemann'ı yendi. Niemann hile yapıyorsa nasıl yener? Değil mi? Şu duruma bakalım. Burada bilgisayar G3 hamlesini öneriyor. Bir piyon hamlesi. Ama burada çok enteresan bir şey yapıyor. E4 gibi bir hamle oynuyor. D alır E4, kale alır E4. Kale A5 sonrasında ömür billah bu D piyonu zayıf. Vahap Şanal da zaten zaman sıkışmasına vesaire sokup bu oyunu kazanmayı başarıyor. Sanki burada piyon sürüşü olunca G3 hamlesi daha mantıklı gibi ama nedendir bilinmez. Niemann E4 ile konumu açmayı tercih ediyor ve kaybediyor. Gelelim Ankara'daki bir başka felakete. Niemann liglerde oynadı. Şanssızlık olabilir tabii bunlar. Yani uzun bir oyunda yorgunluk. Burada A6 sürmüş. Yani rakip böyle yapmış. Hans Niemann da A6 sürüyor. O da ne? Pat var. Allah Allah, ben bunu görünce ya bu adam nasıl 2688 oldu dedim. Ama tabii son turnuvada Sinquefield turnuvasında gücünü gösteriyor. Carlsen'e turnuva terk ettirecek kadar büyük bir güç. Buna düştü Niemann. Enteresan. Sonra böyle geldi, gitti, geldi, gitti. Böyle geldi. Şimdi böyle yapınca siyahlar burada kale G2 görüyorsunuz ekrandan. Basit kazanç. Çünkü kaleleri değiştirse şah finali kazanç. 3'e 2 bunun kazanç olduğunu herkes bilir. Özel bir durum değil. Yani özel durum olmadığı için büyük ustalar böyle berabere durumu olsa bilinir de. Kale A3 kaçınca böyle gelecek. Hop böyle gelecek. Sonra kaleyi açacak ve kazanıyor basitçe. Ama gariptir. Burada böyle gelince nedense böyle yapınca böyle yaptı ve fırsat kaçtı. Ya sen anlayamadık tabii bunu. Kale G1 geldiğine göre amacın kale G2 yapmak. Niye yapmıyorsun kale G2? Çok enteresan. Peki başka bir örneğe geçelim. Bunlar tabii ki bir anlama gelmiyor. Sadece oyundaki bazı anomaliler diyelim. Hans Niemann'ın Şehriyar'ı yenmesi de olaydı gerçekten. Burada file 4 oynadı. Şimdi ben ya tabii kendimle mukayese etmemin anlamı yok ama zamanın az, 15 dakikan, rakibine 3 dakikası var. Ki bilgisayarın da beğendiği hamle. Vezir D5, vezir değişmeyi önerirsin. Oyunda file 4 oynamış. Şimdi bu konumu gördüm ben. Ya Şehriyar'ın burada mükemmel bir atağı var fil C4'le. Yani ben olsam Şehriyar'a böyle bir atak fırsatını vermem. Çünkü vezir C4'ten sonra şah var. Veziri kapatırsa kale B3 saptırması var. Şah, bu soru bir kez. Soru. Hemen vezir B2 var. Bir şeyler var. Bilgisayar eksi 0.1 veriyor. Şah D3 oynamalı. Vezir B2 yapınca bakın o kadar kritik ki üstünlük elde edebilmek için fil D5'i bulmanız lazım. Fil D5'i bulunca vezir F2, valla kimin eli kimin cebinde. Yani çok rahat bir konumdan bu durum oluşabilir. Sanki içimden bir ses de aynen Ali Rıza'nın yaptığı gibi Şehriyar bu fedayı gördü ama olmuyor diye girmedi. Bir şeylere güvenerek veya bir şeylerden çekinerek. Yoksa baksanıza şah ortada. Dünyanın en atak oyuncularından birisi siyahlarla bu konuma girmeye korkuyor. Ondan sonra Şehriyar yavaş yavaş kaybetti. Burada feda yapmaya korktu adeta. Şimdi gelelim Magnus Carlsen'le oyununa. Magnus Carlsen niye hışımla turnuvayı terk etti? Birincisi, önce şunu göstereyim. Burada Nakamura'nın bir yorumu vardı. Oyundan sonra röportajda Ramirez'e Hans Niemann heyecanlı. Herkes şaşkın, takdir ediyor Hans Niemann'ı. Büyük başarı tabii Carlsen'i siyah taşlarla eze yenmek. 53 oyundur yenilmiyor galiba. Yani hiç hatırladığım böyle bir oyunu yok Carlsen'in. Kaybedersiniz ama bir taktik karışıklarda kaybedersiniz. Resmen ezdi Hans Niemann. Şimdi Hans Niemann demişti ki ben bunu o gün turnuva oynayacağımız gün bilgisayarda incelemiştim. Nakamura da haklı olarak soruyor ki, hatta demişti ki buraları hepsine bakmıştım. Nakamura da haklı olarak soruyor, diyor ki madem incelemiştin hızlı oynarsın diyor. Ya beklemezsin, niye 12 dakika 15 dakika harcadın diye soruyor. Neyse ilerletelim. Bunların hepsi mükemmel. Yani çok iyi oynuyor. Şimdi gelelim bunlar böyle gitti kritik yer hamleri hepsi mükemmel vesaire. Burada şimdi şuradayken şimdi burada şah çekiyor. Şah gebir gidince burada bir konum tekrarı yaptı. Şah sonra şah F6 yaptı. Ramirez sorunca niye konum tekrarı yaptın deyince ya orada biraz zaman kazanayım dedi. Ama çok ilginçtir. Bilgisayarın bir özelliğini bilmiyorum. Bilgisayar konum tekrarı yapmayı en tepede gösteriyor. Bakın tekrardan sonra şah F6 yapmayı tercih ediyor. Belki eskiden kalan bir alışkanlık, bilgisayarlar eskiden insanlarla mücadele ederdi. Ve konum tekrarını yapıyor. Çünkü rakibin hata yapma ihtimali var bu şekilde. Ya kim programı yaptıysa rakibin hata yapma ihtimali bir konum tekrarı varsa önce onu tercih et diye bilgisayar programına yazdırmış herhalde. Ama Hans Niemann da ilginç bir şekilde önce konum tekrarı yapıyor ve sonra buraya geliyor. Neden ilginç geldi bana? Çünkü istese burada da konum tekrarı var. Git gel. Ama ilginçtir, bu sefer geldi gerçi kaleye bir ama burada da yapmıyor. Biraz önce konum tekrarını düşünen niye burada yapmasın? Eklemek istediğim bir konu daha var. Bu konumda Niemann çok iyi durumda. Ali Rıza'yı perişan etmiş. Yani olabildiğince artı 1.3'lük konum. Kalite fedası yapıyor. D'deki geçeri çok kuvvetli. Burada şimdi Niemann fil D3 şüpheli hamlesini yapıyor. Oyundan sonra fil D3 kötüydü deyince çok enteresandır. Niemann hemen bir sürü hamle var burada. Olabilecek bir sürü hamle var. Kalelerle hamleler var vesaire. Niemann burada fil E3 müydü doğru hamle diyor ki doğrusu gerçekten bu. Fil E3 üstünlük verirken fil D3 şüpheli, sanki zihninde hangi fille hamle yapacağı veya fili nereye gideceğinde bir sapma olmuş gibi. Ali Rıza da diyor zaten fil E3 o kadar doğal bir hamle ki diyor. Filde 4 gelmek açısından. Filde 3 zaten eşitliğe gidiyor fil F5'te. Burada değişimlerden sonra artık Ali Rıza rahatlıyor ve fedayı kabul etmeyip girmemişti o konuma. Beraber arzu ettiği gibi beraberliği kurtarmayı başarıyor. Sonuçta Magnus Carlsen hiç yapmadığı bir şeyi yaptı ve şüphelenerek turnuvayı terk etti. Ona inanan da çok usta var. Başta Nakamura olmak üzere. O da diyor ki eğer Carlsen %100 haklı olduğunu düşünmese kesinlikle böyle bir şey yapmaz. Zaten Nakamura'nın tavrı da onun derin şüphelerini ortaya çıkartmakta. Doğrusu ne? Doğrusu organizatörlerin bu tür şüphelere yer vermeyecek şekilde önlem almaları. Öteki türlü haksız yere suçlamalar. Bir oyuncu çok iyi gittiğinde onu hile yapmakla suçlamalar devamlı gündeme gelecektir. O yüzden oyunun temiz kalması için özellikle üst düzey turnuvalarda önlemlerin üst düzeyde olması şart. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezsiniz, sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.